Bak böyle vuracaksın çalışır. Aha vurdu. Ben sana demedim mi? Bak tokat deyince nasıl çalıştı. Oğlum Avrupalı adamın elektronik eşyaya tokat attı nerede görmüş? Huyunu bozmayasın ha. Kölle yatan şaşı kalkar. Ne de bu kimlik fotokopisi? Bugün yengemle konuştum. Yakında dönecekmiş. Bana ne? Biz gideceğiz zaten. Söyle sultana biz gidince gelsin. Burası onun evi. Siz gidin. Gelirse onu kovarla. Gelecek oğlum. Sultan yengem gelecek, sen gideceksin. Kimse kovma sultanı, anladın? Siz gideceksin. Siz anladın mı ha? Kimse kovma sultanı. Kimse. Kerim. Kimse. Çık tepesinden oğlum. Anladın? Kerim bırak git tepesinden çocuğu. Kerim. 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 Ya ne oluyor? Fransuay. Kerim, niye dövüyorsun oğlum Fransuay'ı? Döverim. Bu evden gitmezseniz, yengem gelmezse her gün döverim. Ben almışsınız oğlum ikiniz de. Ben almışsınız. Şşş! Sus, alırım seni ayağımın altına ha. Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ayıptır amcandır. Ben almış olmazsa sultan yengemi kovardı. Ver sus! Vurma. Vurma. Koca adam oldun sen. Ya varmayın üstüne. Çocuktur bunlar. Bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Öyle de laf, böyle de laf. Bak Kerim. Sultanı ben kovmadım. Sen ne dersen de, ne yaparsan yap, ben sana kıymam. Sen benim arkadaşımsın. Geldin de kıymadın he. Defolup gideceğim bu evden. Sen de oğlunun da rahat et. Hepiniz rahat edin. Ölsem de kurtulsam. Arkadaşmış. Ne arkadaşı? Defol git başına. Gelin. Amma büyüttünüz ha. Ne olacak? Bırakın gitsin. Dönüp dolaşıp geleceği yer burası zaten. Haydi haydi. Ocağı şöyle. Dikkatli ol. Dikkatli. Onları üst üste koyma. Ya ne yapıyorsun ya? Bir de onları yan yana diyorsun. Ya olacak şey değil. Kırılacakları üst üste koyma diyorum, üst üste koyuyor. Yan yana koy diyorum, yapmıyor. Ya vallahi başım ağrıyor ya. Kerim yok, kayıp. Bakmadığımız yer kalmadı. Belki dedim buradadır. Ne demek kayıp? Evde bir şey oldu. Bilal'le kapıştılar, fırladı gitti. Biliyorsun nerede olduğunu. Ya sultan nereye? Sultan! Sultan! Kerim bir bak hele. Baksam ne olacak? Sana ne? Sen gelmeyeceksin dedin demedin. Kerim ben seni bırakıp gitmedim. Ben evden ayrıldım sana. Yoksa ben seni oğlum gibi seviyorum biliyorsun. Ben gerçekten senin oğlun olsaydım sen beni yolda bırakıp gider miydin? Herkes ilk beni gözden çıkarıyor. Annen de bırakıp gitti zaten. O da kendini buradan atmadı mı? Oğlum ben de senin anan sayılırım. Ama demek ki ben sana analık edememişim, gelip boynuma sarılmıyorsun. Kerim, tamam ben sana analık edemedim. Sen evlatlık et. Gel boynuma sarıl Ceylan gözlüm, kurban oldum.
Tamam, belki gerçek anan değilim. Hadi şu kadarcık da mı hatırım yok? Kerim, yapma. Deden, baban, annem burada bu halde olduğunu görseler mahvolurlar. Sen ne kahırlanıyorsun ki? Her şey sizin yüzünüzden oldu. Geldiğiniz gün yengem evden gitti. Oğlunu getirdin, herkes onun peşinden koştu. Siz gelmeyene kadar yengem evden benimdi. Çekil git başımdan. Ben annemle konuşacağım. Benim annem cennette. Senin oğlun da gitsin, annesi neredeyse onu anlasın derdini. Kerim, sen daha çocuksun. Anlamadığın şeyler var. Ne? Çocuk mu? Kerim onu al, Kerim bunu yap, Kerim şunu yapma, Kerim Fransa'yı gezdir. Kerim. Bu Diyarbakır'da bir çocuk ben olmadım. Senin oğlunun yüzünden kapı kapı kompleks arattılar. Sultan Egem gittiğinden beri soran oldu mu sana ne lazım diye? Daha şunun aparka bile gitmedi. Kurban olam, iyi bir haberdi. Ya dedim ya sana telefonda, ikisi beraber gitmişler Kerim'e bakmaya. Meraklanma, Sultan bulup getirir Kerim'i. Bakarsın barışırlar. Üçü birden şu kapıdan girse sevinmeyeceksin. Hadi inşallah. Vallahi bayramımız olur he. Yemeyeceğim ben. Bak bu elmayı var ya, kabuğunu kırmadan soyarsan doğru cennete gidersin. Cennete gitmek için mi soyuyorsun kabuğunu? Yok, esasen elmayı ilk yiyenler de cennetten kovulmuşlar. Adem babamız, Havva anamız. Elmayı yemeden kabuğunu soysalarmış ya, o zaman cennete giderlermiş. Baban sana anlattı cenneti, Adem babamızı, Havva anamızı. Anlattı. Annen de cennetteymiş. Senin anan cennettedir. Gözümüz aydın Zekif. Bulmuşlar Kerim'i. Nerede bulmuşlar? Bilmiyem. Herhalde Luna Park'ta bulmuşlar. Luna Park'ta? He vallahi, Sultan, Şeyh Muz, bir de Kerim Luna Park'talarmış. Ya
Üçü beraber mi gitmişler? Ya ne olacak? Gittikleri yer Luna Park işte. Nedir? İşte efendime söyleyeyim. Berduşluktur. Serkeşliktir. Yani böyle insanın kendini bilmediği lüzumsuz bir yerdir Luna Park. Oradalarmış. Baba, kesin barıştılar ha. Sultan ablamla Şeyh'imiz eniştem Luna Park'a gitmişler. Luna Park'a mı? He. Kız, ne işleri varmış Luna Park'ta? Yani ne ona bilmiyorum ki işte. Herhalde işte barışmalarını kutlayırlar. Aziz. He. Çarpışan arabayı da gelin arabası yapmışlardır. İşleri güçleri soytarlık ya. Sanki televizyon dizisi çevirirler. Hele kurban. Sen öldük meraktan oğlum ya. Luna Park'a gittik bibi. Bir görseydin öyle güzeldi. Çarpışan arabalara bindik. Gondola bindik. Salıncağa bile bindik. Hani sultan yok? Yengem gitti otele geri döndü. O sultanın inadı. Allah biliyor ya. Barışısız diye çok dua ettim. Yengeme laf etmeyin. Siz bunca yıl beni götürmediniz. O beni götürdü Luna Park'a. Ben atlı karıncaya bile bindi. He, gelin atlı karıncaya binmiş ya nasip demiş. Ödümüzü koparttın be oğlum. Bir daha haber etmeden hiçbir yere gitmeyesin. Kimseye de kızma. Bu evde herkes bir yana, sen bir yana.